Yeni ofiste Mustafa Löpçük. Löpçük demesem. 1, 2, 3. Hopçuk. Peki bu sapı gözüme sokacağım ama. Çok geriliyorum gözlük takarken. Çok hızlı hareket etmemek lazım. Ne haber hocam? Hamdi sayılar olsun Mustafa, sen nasılsın? İyidir. Diyorum ki yavaş yavaş artık post koronayı konuşsak mı? Allah postunu da nasip etsin diyerek. Evet, sıkıldım ben ya koronadan. Konuşalım abi. İnşallah konuşursak çabuk gelir post korona. Geçtiğimiz Kasım ayında ben sıkıldığıma karar vermiş idim duygu olarak. Son kapanmalar geldi. Üff diye gerçekten o üzerindeki baskı değişmez. Abi çok kötü ya. Yani ben kötü olacağını tahmin etmiş birisi olarak bu kadar kötü olacağını tahmin etmemiştim. Yani çok kötü. Ki hala ya. İşte Brezilya'da falan dün 4000 üzerinde insan ölmüş koronadan. Bir vehamet halinde de devam ediyor dünyadaki. Biz, yani bu aralar günde 200'e yaklaştık biz galiba. Yaklaştık, evet. İşte bir kapanma olacak galiba falan, öyle beklentilerle beraber devam ediyoruz. Ama yine de yavaş yavaş post korona, yani korona sonrası da, çünkü bu şöyle olacakmış gibi görünüyor. Bu bir savaş gibi ve savaşlar tek seferde bıçak gibi bitmiyor ya. Hani belli bir süre devam eden bir küçük çatışmalarla, çatışmalarla vesaireyle devam ediyor. Korona da öyle olacakmış gibi görünüyor. Yani hani bugünden bitti artık. Hani aşımız %70 oranında olduk. Artık korona yok diye bir şey galiba olmayacak. Yani belki bir yıl, belki iki yıla yaygın, degradeli bir şekilde böyle ağır ağır azalan bir etkiyle gidecek. Ama bu giderken bizim davranışlarımızda, ekonomimizde, sosyal hayatımızda, eğitimimizde, duygusal ilişkilerimizde, iş hayatında acayip bir değişim yaşadık çok hızlı. Yani tüm şeye çok benzetiyorum bunu gerçekten. Bu savaş ekolojisine, kendisine çok benzetiyorum. Yani savaşlar öyle bir şey ya. Hiçbir savaşa hazırlıklı olamazsın. Paldır küldür giriyorsun ama savaşın kendisi ekonomiyi hararetlendiriyor. Bilimsel gelişmeleri hararetlendiriyor. Her şey çok hızlı değişiyor falan. Savaş bittikten sonrasındaki bir 5-10 yılda bu değişimin efekti hep devam ediyor. Yani biz işte pazarlama, iletişimle alakalı konuştuğumuz hemen her şey İkinci Dünya Savaşı'nın etkisiyle beraber oluşmuş unsurlar. Yani onun değişiminin halini yaşıyoruz. Yani onun öncesinde çok yavaş, Birinci Dünya Savaşı öncesinde dünya işte 500 yılda bir şeyin değiştiğini kendi kendine gösterebilen bir şeydi. İki Dünya Savaşı'nın hemen peşi sıra dünya her 10 yılda bir değişiyor artık yani belirince. Zaten o İki Dünya Savaşı'nda da pek bir zaman yok burada. 20 sene var değil mi ikisinin arasında? Yani aslında beraber sayılır onlar. Yani. Bazı tarihçiler bir bütün olarak algılıyor zaten Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nı. Hala aynı gerekçeler ve aynı sonuca gitme çabasının bir bütünü gibi algılıyor. Şimdi koronayı da bir savaş gibi ele alırsak hararetli bir şeyi yaşıyoruz içinde. Yaşarken değiştirdiğimiz şeyleri, yani mesela geçen bir mimar arkadaşımla sohbetini yapıyorum. Şimdi 100 evin içerisinde bir araştırma yapıyor, yani ev kullanım biçiminin değişimiyle alakalı. Hani bu yeni dünya insanı nasıl kullanıyor eviyle alakalı. Görünen o ki mesela herkes evinden çalışmasının getirdiği bir efektle evde mesela şöyle bir şeye ihtiyaç duyuyor. Yani aynı odayı gün içerisinde çeşitli bölümlere ayırarak, hani işte önce çalışmak için parçalar ayırıyor. Hepimiz öyle yaşıyoruz şeyde. Hele de çocuk varsa evin içerisinde bambaşka bir ekoloji oluşuyor. Yani üst üste oturmuş katmanlarla yaşıyor. Halbuki bizim için ev öyle bir şey değildi. Aynılarına soruyor mesela korona öncesinde ne yapıyordunuz diye. Eve sadece 8 saat uyuma, 4 saatte sosyal hayat için geliyormuş. Hani onun dışında dışarıdaki bir yerde duruyormuş. Azıcık birkaç adım, belki bir iki bölüm bu konu üzerine sohbet edelim. Yani korona bizde hani sosyal hayatımızda neleri değiştirecek ya da neler olacak? Birazcık gelecekçilik yapmaya çalışalım. Tabii ki gelecekçiliğin en saçma yanı hiçbir zaman tutturamayacak olmamız ama yine de üzerine düşünüp bir şey planlama iyi olabilir. Sende nasıl görünüyor duygusu? Vallahi bir kere yani hakikaten post koronayı bilmiyorum. Mesela geçen sene, yani geçen sene derken birkaç ay evvel, bu yani bir seneyi yaklaşık tamamlamaya yakın böyle bir azalacak gibi, gevşeyecek gibi bir durumumuz çıktı ya. Mesela o zamanlarda bir şeyler öngörebilir gibiydim ama şimdi bu gidişat, yani zaten bizim bildiğimiz, yani biyolojik olarak bildiğimiz bir hikaye bu. Şimdi bu virüs enfeksiyonunu yaşamayan çok kişi var. Onlar da denkleme girecek, onlar da bir bulaştırıcılık yaşayacak falan filan. Yani bu birkaç dalga halinde çıkacak bu. Zaten bilinen bir şeydi bu ama yani bu kadar tabii hayatı etkileyecek bir virüs enfeksiyonu bilmediğimiz için biz, yani normalde millet grip olup geçiyordu işte. Şu anda daha öngörülemez bir hale geliyor ama benim kendi hayatımdan ve özellikle de bu konuyla ilgili çok konuştuğumuz için etraftan aldığım izlenimler, günlük yaşamın, yani bizim normal sıradan günlük yaşamlarımızın ve psikolojimizin çok fazla etkileneceğini gösteriyor. Yani şu anda da etkilendi zaten. Şimdi bir kere en temel psikolojik noktalarda benim gördüğüm bir sıkıntı,
Ya böyle bir yükseldi ilk başta, sonra bir düşer gibi oldu, sonra bir daha yükseldi. Tamam, artık düşüyordur herhalde, bir daha yükseldi. Şimdi bu yani devamlı bitmeyen bir savaş olduğunu fark etmeye başladık bunun. Birçok insan ilk başlarda bitse de gitsek modundayken artık bitmeyecek de ne yapacağız moduna doğru savruluyor. Şimdi bu en temel düzeyde psikolojide bir yenilmişlik duygusu ve çaresizlik hali oluşturuyor aslında. Yani ne kadar şu anda işlerin iyi de olsa, hayatını sürdürebiliyor da olsan, aylarca mesela esnafın dükkanını kapattığı bir ülkede olmak zincirleme olarak herkesi etkileyecek. Bunun herkes farkında ve herkes de bunun sonucunu öngörememenin getirdiği bir gerginlik yaşıyor. Şu anda etrafta bu var. Önceden mesela başta ben olmak üzere yani işte kendi işlerini daha rahat yapabildiği için oh iki pandemi oldu diyecek noktaya geldik neredeyse. Gereksiz hayat tantanaları azaldı ama bir taraftan da bakıyorsun hayat çok büyük bir ağ ve bir yerleri çökünce ağın geri kalanı da çökertiyor. Şimdi burada bir kere böyle bir psikolojik sorun var. Bu psikolojik sorun günlük hayatta yavaş yavaş bezginlik, bedbinlik, hareketsizlik, depresyon gibi şeylerle kendini göstermeye başlayacak ve başladı da yani şu anda var. Virüs enfeksiyonundan hasta olacağım ya da anam babam etrafındakiler hasta olacak şeklindeki anksiyeteden kaynaklı obsesyonu olanlar dışında normal kalmayı becerebilenlere de bulaşıyor şu anda. Önce onu söyleyeyim. Bu tip bir durumun uzun vadeli patolojik bir durum yaratmasını bekliyorum ben. Yani toplumsal ilişkilerde, günlük yaşamımızda, karar alırken, yatırım yaparken, şu yaparken, bu yaparken bir sorun olacak. Bu sorunların tabii kompleks bir sistemde neye yol açacağını öngöremem, onu bilemiyorum. Bu birincisi yani psikolojik olarak yara alıyoruz. Öncelikle onu görmek lazım. İkincisi evlerde bahsettiğin mesela şimdi yaklaşık bir senedir benim için çocuklar büyüdüğü için tabii bilmiyorum bir de ben yoğun olarak tek yaşıyorum. Birçok kişiyle aynı evde şöyle bir minvalde her şeyi evden yaptığım bir dünyada yaşayabiliyor olma tecrübesi aile ilişkilerini, evlenmeyi düşünenlerin planlarını ya da işte varsa boşanma planları onları çok değiştirdi zaten. Yani bütün ritimler değişti. Beni aile içerisindeki ilişkiler bazında şu önümüzdeki 6 ay içerisinde olacaklar çok ilgilendiriyor. Çünkü herkesin bu yazdan bir beklentisi vardı. Bu yaz belli ki oturuyoruz. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Evet, evet. Yani şeyi falan hiç bahsetmiyorum bu arada. Yani o turizm meselesinin bu ülkeye vuracağı darbe. Bu sene çok sert geliyor gibi sanki. Yani benim duyabildiğim kadarıyla. Çünkü bir sürü rezervasyon falan iptal ediliyormuş şu anda. Onlar ayrı. Ekonomik şeyleri ben bilmem. Ama kişilerin hayat bazında, aile standartları bazında çok acayip farklılıklar olacak. Bu arada galiba ilk defa bu kadar depresif konuşuyor olabilirim ama gerçekten durum istihap haddini aşmak üzere. Yani insanlar yoruldular ve bu tarafa doğru mesela şu önümüzdeki 2 yıla yayılabilecek patolojik bir sosyal ilişki ağını ben bekliyorum şahsen. İnsanların çok daha gergin olduğu, çok daha umutsuz olduğu, harekete geçmekte zorlandığı, işte yatırımların, girişimlerin azaldığı, ve maalesef bunun da hepimizi olumsuz etkilediği bir taraf gelecek gibi. İşte şimdi devletler varsa eğer burada ekstra bir şey yapmaları lazım. Yani cepte bir bonus saklıysa o bonusu şimdi çıkarmak lazım. Şimdi tuhaf bir çelişki de oluşuyor işin içerisinde. Bu arada buna %100 katılıyorum şeyde yani. Kaygı ve endişenin birikmiş hali bunun süreyen olduğunu fark ettiği ve önümüzdeki artık dayanamayacağımız bir süre kadar daha devam edeceğini anladığımızda ki kaçınılmaz bir şekilde 1-2 yıl daha etkisini bu büyüklükte ya da bu büyüklükte yaşıyor olacağız ki bu uzun bir süre yani 1-2 yılını tamamlayıp tekrar buna böyle devam ediyor olma. Bu var ama bir yandan da mesela hayatımıza baktığında acayip devrimci hani daha evvelden bundan 2 sene önce olsa masada ya hani mesela en Zoom toplantıları en refleks verecek adam tiplerinden bir tanesi benim yani. Yani hani öyle öyle toplantım olur adamın yüzünü gözünü göreceksin ki anlayalım pazarlığı doğru yapalım işte işe doğru anlatalım. Diğer adam tipi günde 8 defa Amerika'yla danışmanlık çalışması yapıyorum. Yani hani şeyde ki bunu bak kendi içindeki pozitif negatif tarafı da var yani. Tabii. Hani bir yandan Zoom'dan yapıyorsun bir yandan Amerika'da biriyle çalışabiliyorsun. Bunun imkanını ben nerede katıldım ya şu geçtiğimiz aylarda yani. Evet, hep beraber yaşadığımız bir hikaye. Bir yandan böyle devrimci hani kendi içinde bayağı kalıpları yıkan bir hareketimiz var. Yeni bir hareket var. Herkes için var bu hareket. Tabii toplumda emek yoğun çalışan kesimi daha az etkiliyor. Onun üstündeki katmanlarda daha belirgin bir seviyede var. Ama bir taraftan da dediğin var. Doğru söylüyorsun. Yani endişe ve kaygının getirdiği kendini pasifize yenilmişlik hissi. Bu ne kadar daha devam edecek bilemiyorsun. Buna alışamıyorsun. Bu çünkü çok alışılacak bir şey değil. Aynı evin içinde kalma. İşte geçen akşam yaşadığım bir şey yani. Özel bir gün kutlaman gerekiyor. Özel günü fiziken kutlayamıyorsun. Yani hani
Yani her gün yaşadığın şey zaten her gün aynı evdesin. Özel bir güne dönüştüremiyorsun. Özel gün için dışarıdan bir şeye ihtiyacın var. Mekan değişikliği bile yok. Ha evet evet. Mekan değişikliği yapmak gibi ya da bir şey üretmek gerekiyormuş. Öteki türlü hafif çocuk gibi kendini kandırıyor olduğunda fark ediyorsun. Yani evde o zaman müzik listesi yapalım onu dinleyelim falan. Tamam da yani hani bu bir yere kadar etkisi. Şu köşede evcilik bakacağını doktorcuk yani, koyuyor. Gibi. Ki daha kalabalık ailelerde yani Türkiye'de önemli bir oranı var yani ebeveynleriyle beraber yaşayan. Ya da çocuklarıyla beraber olan. Bu ikisi biraz birbirine zıtlaşıyor. Onu biraz ayrıştıralım. Azıcık bu sohbeti yaparken bazı markerları işaretleyebilir olmayı istiyorum. Yani hani o zaman bu böyle. Cepte olanlardan bir tanesi yüksek endişe ve kaygıya, hatta biz buna bir sempozyum hazırlayalım diye konuşuyoruz. Evet. Endişe ve kaygıya doğru gittiğimiz bir süreç var. Evet. Ve bu bir yerde bir şeyle patlayacak, nasıl patlayacağını bilemiyoruz. Yani bunun bir çaresi var. Ben onu yani toplumsal bir çaresi var. Şimdi bu tip savaşlar da bilinçlenmelere neden olurlar. Bu da sen bir savaşa benzettin, doğru. Bunun da bilinçlenme yapabileceği bazı imkanlar var. Şimdi bazı kişiler bu pandemi döneminden gelişmeyle çıkıyorlar. Bir şeyler yapabilir hale geliyorlar. Yani yetenekleri ve manevra alanları artıyor aslında. Biz mesela pandemi döneminde hakikaten önceki dönemlere göre çok daha meşgulüz ve çok daha farklı fırsatlar oluşturabiliyoruz. Yani bir sürü farklı şey yapabiliyoruz. İşte bu online'ların falan nimetiyle. Şimdi bizler gibi... Çok özür dilerim. Buranın altını çizmek istiyorum. Sadece online'ların nimetiyle de değil. İnsanların daha fazla sorusu ve cevaba ihtiyacı oldu. O belirsizlik haline. Evet. İçerik üretebiliyorsan, nitelikli içerik üretebiliyorsan bunun bir karşılığı da oldu yani. Mesela biz de diyelim böyle ya da başka mesela bir ticari sektör işte arada bir televizyonlarda falan rastlıyorum. Tam böyle sektörler aklımda bize diyor çok yaradı diyor işte. Mesela lojistik yani kendi için lojistik büyüyen sektörlerden. Her şeyi evden sipariş etmeye başladık falan. Şimdi bu tip alanlarda bazı insanlar hem daha fazla hareket hem daha fazla kar elde edebiliyorlar. Şimdi bence biz başta olmak üzere böyle insanların bir görevi var. Toplumun emek yoğun çalışan kesiminin yaşadığı darlıklar, gençlerin yaşadığı belirsizlikler, yani toplumun aslında geniş bir kesiminin içinde bulunduğu o istenmeyen duruma bizim katkı vermemiz gereken bir zamandayız. Yani çok fazla hiç olmadığı kadar dönüp etrafımıza bakıp, başta yakın çevreden başlayarak bu insanlara bir, hiçbir şey yapamıyorsak umut verme, fikir verme. Yani bak şöyle 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 bir şeyler olabilir. Onlara bir yol gösterme. Yapabiliyorsak maddi destek, aynı destek ne yapabiliyorsak. Şimdi bu önümüzdeki dönemde şunu unutmamak lazım. Mesela diyelim çok başarılı bir iş insanısınız. İşte hakikaten bu dönemde de çok güzel kar ettiniz. Bankalarda paralarınızı yığdınız, yatırımlarınızı yaptınız. Her şey güzel gidiyor ve büyüyecek gibi de gözüküyor. En basit akli düzeyde düşünebilen insanın şunu bilmesi lazım. Toplum bir ağdır. Devasa bir ağdır ve bir yere aşağı gidince hepsini alır. Dolayısıyla bir ülkede yani siz ne kadar çarığı sağlam olursanız olun, ne kadar geleceğiniz güvence altında olursanız, sokaklarda telaş, panik, hatta terör başladığında ki bunun sonucu buraya da kadar gider, bu servetin hayrını görmezsiniz. Netice itibariyle şimdi çok daha fazla sosyal girişimler, sivil toplum projeleri, yardımlaşmalar, çok daha fazla diğer insanlara yönelik bir şeyler yapmak için bizim gibi insanların görevi var. İşte bizi bilenler biliyor, açık beyinde takip edenler. Yani ana işlerimizden bir tanesi bu, ana arzularımızdan bir tanesi bu. Hep böyle olabildiğince işte mesela benim elimde genellikle konuşmak geliyor. Gönül ister ki birkaç trilyon dolarım olsun da saça saça gideyim ama şu anda bende fazla olan işte laf ve fikir. Ve burada o içerikleri üreterek aslında ulaşabildiğimiz kadar yere ulaşmaya gayret ediyoruz. Hem sistemi sürdürebilmek, yani bir sistemi sürdürebilmek bugün başarı. Ama bir artı değer elde edebiliyorsam maddi manevi her türlü bunu paylaşmanın tam zamanı. Benim korona sonrasında o yaşanması kaçınılmaz olan negatifliklere gördüğüm en büyük ilaç bu. Hiçbir devlet, hiçbir tekil kurum bunu tek başına sağlayamaz. Bizim kişisel olarak karar vermemiz lazım. Yani şu anda yiyecek ekmeğim varsa, başımı sokacak evim varsa, hayatımı sürdürebiliyorsam yardım edebileceğim birileri olmalı. Yani şu anda öyle bakmamız lazım bu işe. Başka bir yerden daha bunu destekleyecek bir veriyle şeyi de anlatayım. Mesela şişkin markalar vardı. Evet. Yani bunu daha evvel bir iki sohbetin içerisinde de söyledim. Yani telefon alıyorken, ayakkabı alıyorken, mont alıyorken işte aynı şeyi 50 liraya, 250 liraya, 750 liraya ve 3500 liraya çözebildiğimiz hani o oransal anlamda. Ve o 3500 liraya çözdüğümüz şey de işte küçük argelerden kaynaklı olabilir. O da bir yatırım süreci. Yani çünkü hiç kimseyi pahalıcı bulmakla ilgili bir şey değil bu. Fakat İhtiyaç kaleminde değil. Şimdi yavaş yavaş o şişen markalar, belli oranlarda şişmiş markaları düşürmek zorunda kalıyor her insan. Kendi hayatına göre, yaşadığı yere göre. Bir üst level'daki alandan bir alt level'a doğru getiriyor.
Bunun bir tuhaf sonucu var. Hepimiz fark ettik böyle bir şeyi. Yani çok yoksulluk sınırında olan kesimi dışarıda bırakarak, yani kirayı ve eve mutfak masrafını giderdiğinde yaşanabilen de bir hayat varmış. Hani çok büyük bir parayı dışarıda bir yere başka bir şeye harcıyormuşuz. O da tuhaf bir şey. Hani kıyafet almayınca, dışarıda kahve içmeyince, yeme içmeye gitmeyince, yani tuhaf bir cebinde para da kalabiliyormuş ve bu büyükçe bir miktarmış. Buna herkes fark etti yani. Hani şeyi söylüyor ya. Masraflar çok işte 5'te 1 falan düşmüş yani. Aha yani. 5'te 1'e düşmüş. Yani. Evet. Böyle de bir etki var. Hani böyle bir tuhaf bir durum oluşuyor. Bunun da bir etkisi olarak aslında hepimiz dijitalin getirdiği bir etkiyle işte cep telefonlarımızdayız, bilgisayardayız, bir yerlerle bakıyoruz ama aslında yakın çevremize en çok ihtiyaç duyduğumuz da bir dönemdeyiz. Aynen. Yani ne oldu mesela? Çok ciddi, benim tanıdıklarımda da ciddi bir oranda insan dijitalden çalışabilmenin getirdiği fırsatlarla memleketine geri döndü. Yani ne işim var? Niye İstanbul'da bir apartman dairesinde 7/24 kapalı kalayım ki? Çok saçma dedi. Ben Antalyalıyım, giderim Antalya'da yaşarım dedi. Ve yani hani bir sürü insan gitti kendi memleketine, babasının evine. Yani masrafını da düşürecek şekilde. Hani böyle bir şeye başladı. Bunun getirisi, dediğini çok doğru buluyorum gerçekten. Hani bir kafayı kaldırıp bu apartmanda kim yaşıyor ya? Bu yakın çevrede kim ne yapıyor ya bir bakmak lazım. Çünkü belli ki biz önümüzdeki birkaç yıl daha yurt dışına çıkamayacağız. Ya da çıksak bile bu tehlikeli ve sıkıntılı bir iş olacak. Yani eskisi gibi eğlenceli olmayacak. Yurt dışına çıkamıyorsak ya da uzak yerlere gitmek pratikte değilse yakın yerlerde eğlenmenin bir çözümünü bulmak lazım. O 1980'li yıllar apartmancak pikniğe gidilen hikayeler gibi. Yani hani buna dair bir şey üretmek gerekecek tekrar. İlk günlerde bir konuşmuştuk onu. Galiba Tayfun Hoca'yı konuk ettiğimiz zaman, ne zaman bilmiyorum. Yani bu merkezlere yığılmanın darmadağın olabileceği bir meselenin altını çizmişti birisi. Ben değildim ama kimdi hatırlamıyorum. Mesela İstanbul gibi bir yerde 12-15 milyon insanın bir arada yaşamaya çalışması, mesela bu Covid şartlarında ve sonrasında en zorlayıcı faktörlerden biri. Haritada kıpkırmızı olan yer burası. Niye? Dip dibeyiz. Daha kibar söyledim aslında. Daha içeceğiz. Ve yani bunu ben gündem ediyorum biliyorsunuz sıklıkla. Dumbar sayısını ciddiye alırım ve oradan gelişen şeyi. Ve bu sadece korona, yani sağlıkla ilgili bir hikaye de değil. Yani psikolojiden, dengenden, ekonomine kadar bir sürü şeyle ilgili tuhaf bir aksamaya neden oluyor. Yani hastaneye yakın olma, işte çeşitli networklere yakın olma gibi bir avantajı var ama yanında doğurduğu devasal da bir dezavantaj paketi var. Çok kalabalıklar halde yaşamaya. Abi Türkiye'nin %52'si metropolde yaşıyor. Aynen öyle. Şimdi teknoloji geliştiricilere buradan bir mesaj göndermek istiyorum özellikle. Şu anda o bahsettiğimiz merkezi yerlere yığılmanın tam tersine, insanların geniş alanlara saçıldığı ve uzaktan çalıştığı daha insani bir sisteme evrilebilmesinin önündeki bence en büyük engel şu andaki internet bağlantı teknolojisinin yetersizliği. Eğer olur da işte Google'ın birkaç senedir araştırmasını yaptığı gibi herkese düşük fiyatlı, yüksek bant hızında internet sağlayabilecek bir altyapıya kim önce geçerse, ki bunun Türkiye olmasını canı gönülden isterim, kim buna geçerse, ya ben bugün mesela gider Kayseri'de bir köyde, bir yerde, Ardahan'a giderim bir yere, oraya yerleşirim, orada sistemimi kurarım ve oradaki maliyetleri falan düşünce buraya göre, İstanbul'a göre çok ucuz bir yer ve ben oradan işimin büyük bir kısmını halledebilirim. Ve internet iletişim bilmem ne olduğunda, yani yer yerinde olduğunda oradan işimi götürürken, yarın bir gün post koronada da seyahat yolları açıldığında istediğim gibi gelir giderim. Şimdi bu sistemin oturamamasının birinci nedeni alışkanlıklar. Ama alışkanlıkları kıran bir şey var elimizde. Covid diye bir şey var. Evet, evet. Mecbur yani, seve seve yapacaksın bunu. Ve bu sistem içerisinde şu anda mesela beni engelleyen şeylerden bir tanesi, gerçekten internet altyapımız çökmüş vaziyette. Yani şu anda yeterli değil. Ve yapmaya çalıştığımız şeyler var. Bu işlerin kalitesini en fazla sınırlayan şey şu anda bağlantı teknolojisi. Yani 5G işte gelmedi, geldi, gelmedi tartışmaları, işte 4.5G olduk, bilmem ne olduk, bunlar çok yapıldı ama bizim esas şu anda ülkemizin internet servis sağlayıcılarının da durumundan anlıyorsunuz. Bütün kotasız paketler kaldırılıyor, hepsine belli bir limit geliyor, bir şey oluyor. Ya bunlar belli ki biz bu iletişim tarzını kaldıramıyoruz. Şu anda ben post korona dediğimiz hikayedeki senaryoları en çok değiştirecek olan şeyin bu teknolojik inovasyon olduğunu düşünüyorum. Birisi buna bir yol bulursa, ki bulacaktır, ki belki buldu daha çıkmıyor bilmiyorum, zamanını bekliyor olabilirler. Bir kere müthiş kâr edecek, artı bizim bu merkezi yerlerin dağılmasına sebep olacak bu şey. Aklı olan hiç kimse
Evet. Yani işini sürdürmesi için elzem olmadığı halde 15 milyonla bir arada yaşamaya kalkmayacak yani. Türkiye'nin en büyük holdingleri uzaktan çalışmayı artık korona, post korona sonrası için de okeyledi. Yani Koç Sabancı vesaire de dahil olmak üzere. Tabii o artık standart olacak. Evet yani ve işte isteyen tamamen dışarıdan, isteyen gelip giderek, haftanın bir günü iki günü gelip giderek falan gibi yöntemlerle. Vallahi bir ara böyle eğitimler falan da gittiğim o plazaları falan düşünüyorum. Yani ne kadar uzaklaştı değil mi bizden yani? Bir de mesela, anlamsızlaştı yani. Herkes için işte tanıyorum öyle birkaç yüz çalışanı olan şirket içeride. İşte bomboş. Ve hani evet yani o binanın anlamı, öyle bir bina kurgulamanın anlamı kalmadı. Aynen işte. Mimarinin değişmesinden bahsediyor. Evet, evet, yani. evet. Onların hepsi bambaşka yerde, bambaşka. Mesela şeyler, bence AVM'ler bayağı aslında COVID uyumlu. Devasa gezme alanları şeklinde ve iyi havalandırılmış yerler mesela, onlar uyumlu ama iş yeri olarak yapılan yerler çok saçma kaldı. Yani onların etrafına organize olmuş bir iş ağına dayanan bir medeniyette o yüzden böyle silkelendi yani. Şimdi hep işte doğal olmayan tarafa doğru bir aşırılaşırsan tabiat gibi şöyle bir çat yaptığında böyle darmadağın oluyorsun. Bizim mesela bu ülkenin benim gördüğüm en büyük eksikliği, belki Covid döneminde de biz bunu daha çok fark etmiş olmamız lazım. Gerçekten insanların gezebileceği yer yok ya. Yani dışarıda insan için alan yok. Ya Budapeşte'yi gezerken yemin ediyorum kıskançlıktan sinir oldum ya. Budapeşte tam eski bir ülke falan, tamam da işte yani Avrupa'nın en eski ikinci krallığıymış falan. Ya abi her yer futbol sahası gibi boş alan olur mu ya? Lan sizde hiç mi emlak yok yani? Hiç mi TOKİ yapasınız gelmiyor? Emlak bilinciniz yok. He valla. Ben o bir tane meydan var abi, yemin ediyorum 10 blok dikerim oraya ya. Bir de dikine de diktim 30'ar kattan ciddi para. Ama böyle bir şey yapılmıyor mesela, orada başka bir kafa var. Şimdi böyle alanların olmaması seni bir kere şimdi olduğu gibi böyle dipçik gibi evlerin içine sıkıştırdı. Yani burada bir nefeslenecek yerin yok. Yeni yapılan evler, bütün müteahhitlere selam ediyorum. Ben. Balkon yapmıyor herif ya. Balkon yapmıyor. İstanbul gibi bir yerde balkon yok. Şimdi yeni mimarlar bu konuyla alakalı çalışıyorlar. Yani yeni döneme uygun şekilde internetinden evde bitki yetiştirmesinden, ışık alımından, havalandırma sistemine, evi daha parçalı kullanmayla alakalı. Bu 35 yaş altı kuşağın ihtiyaçlarına uygun ev yapmayla alakalı gerçekten üzerinde düşünüyorlar. Örnek mimaride yeni bir şeyler görmeye başladığımızda biz örnek görmeden yapmayız biliyorsun. At kaçar torba düşer bak. Ondan sonra şehirlerin şekli çok değişir. Evet. Ya bir de bunu tabii uygun maliyetlerle yapabiliyor olursak, şimdi tabii ki bilmem nerede işte ultra lüks rezidanslarda istediğin alanı yaratırsın ama mesele o değil yani. Normal insanın yaşayabileceği yerlere ihtiyacımız var. Ben bunu leğende su taşımak diye tarif ediyorum ya, hani komik bir görüntüsü var. Ama hakikaten bu gözümün önüne geliyor gidiyor. Apuşu apuşu apuşu. Leğende su taşımanın şöyle bir etkisi var ya, ne yaparsan yap su önce bir buraya doğru akar, sonra bir dengelerse sonra hepsi buraya doğru akar. Yani çok zordur ya onu dengelemek. Bu karlılık, büyümeye dayalı olan, devamlı performansla ileriye, tüketime dayalı olan sistemin bir üst sınırı var. Bu sınırı iklim problemleriyle tarif etmeye çalışıyorlar. Abi tamam yani, hani dünyayı tükettiğimiz yerde geldik bu buradaki sınıra diye. Sadece orada değil, işte koronada da tekrar bunu görme fırsatı oluyor. Bu bize devrimci bir hareket fırsatı verir mi bilmiyorum. Buradan şeyi de bahsetmiyorum yani. Hani tekrar ilkele dönelim, hani hayatı domates yetiştirelim bilmem ne. Bu da değil bunun karşılığı. Yani daha dengeli yerde başka, daha mutant bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Daha arada geliştirilmiş, sentezlenmiş bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Ama şeyi kabul ederek yani, daha fazla hızlanmaya çalışmanın, daha yüksek kalabalıkları yönetmeye çalışmanın bir anlamı yok. Üst sınır burasıymış ve burası da karlı değilmiş. İnsanlar... Bunun maliyetini görmüyoruz daha bak bu, evet. Sabah nadiren televizyon açarım, yanlış kumanda kullandığım için televizyon açıldı, ben seyretmiyorum normalde, bir kanalda habere denk geldim, TRT Haber şey yapmışlar, özel haber yapmışlar, Türkiye'deki yiyecek israfı haberi, abi adamın bir cümlesiyle yemin ediyorum kaldım, sabah işim vardı böyle televizyon karşısında kaldım. İstanbul'da bir yıllık gıda israfının tonaj olarak değerini bir kamyonun taşıyabildiği tonaja böldüğünde 2,5 milyon kamyon çöpe atıyormuşuz ya ve yiyecek bu. Taze yiyecek. Ekmek, mekmek, sebze her şey içinde. Bu maliyet nereden geliyor? Sen bu kadar insana Türkiye'nin her yerinden gıda tedarik etmeye çalışırsan, onlar fazla fazla doldurdukça normal homo sapiens avcı toplayıcı alışkanlığıyla fazla fazla alıp yiyemedikleri için çöpe attıklarında burada korkunç bir israf yaratıyorsun aslında. Şimdi işte lokal tedarikler, lokal küçük işletmelerin bilmem nelerin zamanı gelecek deyip duruyoruz. Gelemiyor bir türlü.
Onun maliyetini yaşıyoruz. Bu çok ağır bir maliyet. Ve yarın bunlar da iyice sıkıntıya düşeceğiz. Çünkü iklim de bozuluyor yani. Ana ekonomi bunun üzerinden dönüyor ya. Şimdi bunun kötü hali, bu sözü kendisini severim. Al beşe sat beşe kalır bir şey diye bir laf var ya şeyde. Ana ekonomi bu formülle dönüyor. Yani yeter ki gelsin, tükensin, saçılsın. O yani tekrar... ben satayım, paramı alayım, gerisi önemli değil. Ben satayım, paramı alayım. Böylece aslında o satış sürecinden herkes bir para alıyor. O paranın döngüsü tabii buraya da gidiyor. Yani eşit adil paylaşılıyor'nun geçtim onun etkisini ama ekonomi, kapitalizmin genel formülü bu. Birbirimizi öldürtmeyi azaltmanın yöntemi bu. Tabii. Yani savaş ekonomisinden çıkıp ya coğrafyayı tüketeceksin. Yani ağaçta, hayvanda, bitkide ne varsa onu tüketeceksin. Onu da tüketemiyorsan bilimsel anlamda bir şey üreteceksin ki. Hani daha verimli marul, daha bilmem ne bir şey diye yapacaksın ki oradaki oluşa gelen kar benim seni gasp etmemi ya da senin beni gasp etmemi engellesin. O artı değer bizi sakinleştiriyor işte. Bunun, evet, bunun başka bir formülünü bulmak gerektiğine dair devrimci bir yerden bakmak lazım. Yani bu da bir yöntem. Hayır, bunu yapmayalım, bunu da yapmayalım. Şeyi de öldürmeyelim. Yani bunu nasıl çözmüşüz aslında? Şu Kral Sami'nin yani bir cennet simülasyonu yapsak nasıl olur diye konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. Yani bizim daha fazlasını istemekle alakalı bir içsel motivasyonumuz olduğu da kesin. Şimdi hani bunu da reddetmeyelim. İnsanlar ponçik ponçik, kardeş kardeş, paylaşa paylaşa yaşamıyor işte. Yani tabii, pratiği dünya gösterdik, öyle bir şey yok. Hı-hı. Gelişmeyi, değişmeyi, yani hani ilerlemeyi de istiyor. Sürekli ilerlemeyi istiyor zaten. Bu ilerlemenin adını daha çok kazanma, daha hızlı kazanma, daha kalabalık olmadan başka bir yere evrilmenin bir yoluna ihtiyaç var i̇şte belki. Biraz ekonomiyi din olmaktan çıkarıp da, yani ilerlemeyi bir kutsal kase olmaktan çıkarıp da, İnsanın gerçekten anlam meselesini biz her gün niye konuşmaya çalışıyoruz? Niye medyada zikredilen bıdı bıdıların dışına çıkmaya çalışıyoruz? Anlam olmadığı zaman tek anlam fiziksel tüketime dayanıyor işte. Geliyor adı ekonomi oluyor. Geliyor adı kapitalizm oluyor. Liberalizm bir şey oluyor. Çünkü başka türlü o açlık mevzu işte. Geçen Zümra'nın programında konuşmuştuk. Yani biz bedeni bir türlü doyuramayacağımızı zannediyoruz. Lan iki lokma yiyince doyuyor bu mevet ama doymayacakmış gibi geliyor. Daha da kötüsü, o biyolojik hazla ve yemeğe o kadar alışkınız ve onunla o kadar tanışırız ki ruhsal açlığımızı da oradan doyurmaya çalışıyoruz. Ya bu sadece ağzımızdan giren anlamına gelmez. Bankadaki para da böyle. O aldığın lüks bilmem ne de öyle. Sanki o açlığını doyurabilirmişsin gibi geliyor. Fakat işte insana Covid gibi etkenler bir anlam sorgulaması yapmıyorsa boşuna yaşanıyor bu kadar şey. Yani bütün hikaye anlamı sorgulamakta zaten. Yani ben bunu neden yapıyorum? Bu o kadar basit bir soru ki. Ama çok yıkıcı bir soru işte, o yüzden sorulmaz. Ya ben niye böyle her gün bu işte çalışıyorum? Niye bunları alıp satıyorum? Niye bu kadar dolabımı dolduruyorum? Niye bunlara yatırım yapıyorum? Niye hep buna bakıyorum da ona bakmıyorum falan? Ya bu soruları sormaya başladığında anlam konusu gündeme gelecek. İşte bu devirde şimdi bence en önemli hizmeti yapanlar, ki ben de bizi onlardan görüyorum, anlam dünyamızı tekrar anlamlı bir hale getirmeye çalışanlar. Yani anlamsız anlamların peşinde anlamsızca koşmanın hiçbir anlamı yok. Bu da bugünün özdeyişi. Üzerine bir şey demeyeyim artık hocam. Post korona konuşmaya devam edeceğiz. Edeceğiz. Yani mecbur edeceğiz hocam.